Merhabalar arkadaşlar, yeni bir YouTube videomuza hoş geldiniz. Tamire bir Recep Usta kanalından herkese merhabalar. Şimdi aracımız Opel Astra H, 1.3 dizel motora sahip bir araç. Bu kasalar biliyorsunuz 2004 yılından 2013 yılına kadar uzun süreli çıkan bir kasa. Hatchback kasa arkadaşlar. Ancak bu araçlarımızda, 1.3 dizel araçlarımızda veya tüm dizel araçlarda yapılması gereken bazı işlemler var. Bu işlemlerden biraz bahsedelim. Bu işlemler arkadaşlar şöyle: egere, manifold, VAP sensörü, boğaz kelebeği temizliği ve contalar, genel turbo temizlikleri. Bu aracımızın artı bir de turbo revize işlemleri var. Şimdi arkadaşlar birçok soru geliyor. YouTube kanalımız olsun, kişisel telefonlarımız olsun, bu soruyu yanıtlamak istiyoruz. Bazı insanlar, bazı kişiler işte spreylerle sadece egereye, boğaz kelebeğine sıkıp temizlendiğini sanıyorlar. Ama öyle bir işlem yok. Onu belirtelim. Bu aracımızın manifoldunu söktük. Öncelikle şurayı görün. Görüyor musunuz arkadaşlar pislikleri? Spreyle yapılan herhangi bir işlem de aynı bu şekilde sonucu verecektir. Görüyor musunuz katmanları? Buraları temizliyoruz tabii ki. Boğaz kelebeğini falan söktük. Oraya geçelim. Pis hallerini görürüz. Videomuza devam edelim. Burada arkadaşlar boğaz kelebeğinin hali. Boğaz kelebeği bu şekilde. Maalesef. Bunu spreyi nasıl temizlesin arkadaşlar? Biz zor elimizle temizliyoruz. Bak, şuna bakın. Manifolda giren boru. Netliyor mu şu an? Göremiyorum ki. Yani katman katman. Bunları temizledikten sonra da göreceksiniz. Manifoldu tutan plastik. Şöyle. Görüyor musunuz? Dağ oluşmuş burada. Sıra dağlar, toros dağları oluşmuş arkadaşlar. Manifolda geçelim. Şöyle manifolda geçelim. MAP sensörünü temizlemiştik. O yüzden pek bir şey yok. Böyle. Bunların temizliğine geçeceğiz. Manifold bu. Bunu spreyi nasıl temizlesin? Ben sizlere yorumu bırakıyorum arkadaşlar. Sadece boğaz kelebeğine sıkılan veya egereye sıkılan spreylerle bu işlemler olmuyor. En kötü şuradan bir tornavida alıyorum. Ve sizinle birlikte şöyle arkadaşlar kurumları çekmeye çalışıyorum. Bunu spreyi nasıl temizlesin? Tabi burayı masayı kirletmemek adına sadece yalandan böyle yapıyorum. Görüyorsunuz ki lanet bir pisliktir. Kötü yakıt kullanmayalım. Bunu da belirtelim. Bunların temizliğini yaptıktan sonra aracımız üzerindeki arkadaşlar takım aşamalarına geçeceğiz. Temizliği göstermeyeceğim çünkü pis bir ortam oluşuyor. Bundan kaynaklı temizliğini yapıp tekrar getireceğiz. Evet, temizlenmiş halleriyle karşınızdayız. Ama yaklaşık 2 saat geçti. Elimin temizlenmiş hali bu. Diğer elime bakın arkadaşlar. 2 saat olmasına rağmen hemen pislikleri gösterelim. Orada biraz iğrenç, orayı geçebilirsiniz. Çıkan pislikler burada. Net bir şekilde görünüyor. Şurada net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz tortuları. Bayağı bir uğraştırdı beni zaten. Şöyle görebilirsiniz. Bunun temizliği yaklaşık 2 saat sürdü. Zaten ilk halini görenler 2 saatte bekledi, aynen benzinde yattı arkadaşlar. Temizlenmiş halleri bu şekilde. Plastiğimizi hatırlayanlar varsa yine aynı şekilde. Şöyle boğaz kelebeğimize gelelim. Boğaz kelebeğimizin temizliği yapıldı, görüyorsunuz. Bayağı uğraştırdı ama değdi diyebiliriz. Şöyle temizliklerini gerçekleştirdik. En önemlisi bunda manifold arkadaşlar. Manifolda dikkat edelim. Şöyle yavaş yavaş kuruyacak buralar. Şöyle. Daha sonra manifoldun montajını yapacağız. Kurumaya bıraktık. Temizlenmiş, bayağı bir temizlenmiş eskisine göre. Bayağı bir kurum çıktı. Burayı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Artık bir toplayalım aracımızı. Manifoldu taktık. Birkaç parçasını taktık. Egereyi taktık. Boğaz kelebeğini göstereyim dedim. Kelebeğe takıyoruz, evet. Bazı sorular geliyor. Bu boğaz kelebeği ile alakalı temizlikten sonra adaptasyon yapıyor musunuz diye. Evet arkadaşlar, gerekli adaptasyonlar yapıyoruz. Ezbere temizlemiyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Boğaz kelebeğimiz de bu şekilde. Şöyle gösterelim.
Yağ çubuğumuz var. Mapsın üzerinde yerine takmıştık zaten. Yavaş yavaş işlemler devam ediyor. Aracımız da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Egere manifold derken oraları taktık. Hava filtresini takmadan önce bakımı da vardı, periyodik bakımı. O yüzden ikiye ayırdık. Hemen değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle hava filtremizi gösterelim. Hava filtremizi yerine montaj ediyoruz. Hava filtremizi değiştirdik. Yerine gidelim, takalım arkadaşlar artık. Hemen takıyorum yerine. Yeri de burası. Arkadaşlar turbomuzun da hortumunu taktım. Hava filtremizi taktım. MAV sensörünü taktık. Daha sonra bitirdik. Antifrizimizi dolduracağız. Antifriz, kırmızı antifriz koyacağız şimdi. Arkadaşlar antifrizimizi dolduralım. Biraz dolduğunu göstereyim size. Tekerle yapıyorum bu işlem, o yüzden hemen doldurup geliyoruz. Şöyle. Arkadaşlar işlemleri gördünüz. Turbo revize işlemi daha fazla sürecek. O yüzden manifold'a göre temizliklerini fazla göstermedim. Yine uzun bir süreç olmuştur tabii ki ama. Şimdi burayı tamamladık. Turbo revize yapmadan önce aracımızı bir çalıştıralım dedik. Çünkü liftte de bir araç var. Ondan kaynaklı bu aracı da lifte almamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bundan dolayı aracımızı lifte aldıktan sonra şu an yapmamız gereken işlem, anlık tüketime bir bakalım. Normal olması gereken 5, 0.5, 0.6'lara inmiş mi görelim arkadaşlar. Aracımızın içerisine geldiğimizde şöyle kontağa geçelim. Aracımızın boşta olduğuna emin olduktan sonra tabii ki INSP yazıyor. Normalde yazmaması lazım. Onu ben sıfırlayacağım. Bakım işaretidir arkadaşlar. Anlık tüketim var mı bunda? Birazdan göreceğiz. Arkadan acayip bir pis duman çıktı. Göstereyim. O kadar temizlik yaptık. Sibobun ağzına giden kurumlardan kaynaklı. Biraz çalıştıktan sonra düzene binecektir arkadaşlar. Soğutma sıvı seviyemiz diyor. Bunu okeyleyelim. Şuradan bunların anlık tüketimi sürekli değişik ekranlar olduğu için birazdan açayım. Attığı pislikleri bir görelim kamerayla. Duman çıktı, orayı yakalayamadım. Çok üzgünüm arkadaşlar. Anlık tüketime de bakalım. Bu çalıştıkça düşecektir. Anlıkta mı şu anda? Evet, 0.9 civarında. Bu çalıştıkça yine alır mıyım bilmiyorum. Biraz rolantiye bindikten sonra, motor ısındıktan sonra anlık tüketimimiz de dediğimiz gibi 5'lere 6'lara inecektir. Anlık tüketim şu an gördüğünüz gibi rolantiye bindi. Aracımız ısındı. 0.4-0.5. Beklediğimiz performans arkadaşlar. Bu şekilde de Egere manifold anlık tüketimi gördünüz. 0.3'lere dahi görüyoruz arkadaşlar. 0.3'lere dahi indik. Turboyu söküyoruz arkadaşlar. Egere manifold temizliğini görmüştünüz. Yavaş yavaş boşaltıyoruz. Tabii katalizatörü de almamız gerekiyor. Sıkıntı yok. Yağ bakımı var mı aracımızın? Var. Turbo yapılan aracın yağ bakımı zorunlu yapılır. Periyodik bakımı da var arkadaşlar. O zaman hava filtresinden değiştirmiştim aynı. Video içerisinde bulacaksınız. Onluk mu bu? On. 4000 abone olduk mu Lazım Bey, ne diyorsun? Benim sayemde. Allah 1 milyon aboneleri nasip etsin. Teşekkür ederiz abi. Alet tamir videosu çekmezse challenge videosu çekilir. Neyi dedi? Challenge. Yapsın diyor, sen yabancı mısın? Senin arabanın şanzımanı sökmüşler. C5 aynı şanzıman. Yarın gelin. Mandik almış takmış. Neyim arkadaşım diyeyim? Mandik bizimkinin ayağına yerine gideceksin. Bu demir ayakla motoru calaskala mı alıyorsun? Evet, calaskala almak için bağlantı ayağı.
Tabii bir korumamız var. Egzoz manifoldunun üzerinde. Onu alacağız şimdi. Özef abi tedbirlere ne diyor? Üç tane civatası var arkadaşlar. Egzoz indirdik. Evet, turbomuz. Göbeği boşluk yapmış. Tut böyle. Evet. Turbo bu şekildeydi arkadaşlar. Turbo revize olacak. Hemen bu şekilde söktük. Altında gösterelim. Periyodik bakımımız da var. Burada yağını filtresini değiştireceğiz ve videomuz devam edecek. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Turbomuzun da revize edildiğini gösteremedim içeride. Şöyle gösterirsem zaten parlıyor, görüyor musunuz? Zaten söküm aşamalarını görmüştüm. Sadece revizeden geldikten sonraki takım aşamalarını gösteremedim. Buraya gelen her araca güzel bir bakım yapıyoruz. Motor temizliği yapıyoruz. Elimizden geldiğince temizliyoruz. Motor korumasını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Güneşte de güzel görünüyor. Aracımız 1.3 dizeldi. Egera manifold periyodik bakım. Egera manifold periyodik bakım ve turbo revize işlemleri vardı arkadaşlar. Müşterimiz bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Güzel de bir bakım yaptık arkadaşlar. Aracı teslim edeceğiz. Ayrıca şöyle en ince detaylarına kadar göstermek istiyorum. Ayrıca bilgisayarla da tespitlerini yapıp arıza kodlarını ücretsiz bir şekilde sildik. Yolunuz buraya düşerse ücretsiz arıza tespitimiz de var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.